Evet Ayşegül, yanımda mısın değil misin? Yani ben tabii ki ama tam olarak ne istediğine de bağlı. Ya niye geveleyip duruyorsun? Sana sürekli kötülük yapıyor, görmüyor musun? Ne zaman kuyruğuna bassan seni evden göndermeye çalıştı, kovdurdu. Sürekli canını acıtmak için uğraşıyor. Hak ettiği cezayı vermek için daha ne kadar bekleyeceksin? Tamam. Yanındayım. Çete o bardan göndereceğiz. Biliyordum. Anlamadım. Şimdi hangisi hangisiyle aldatıyor? Vallahi ben de anlamadım. İkinizi birlikte yakacağım. Bir de inanıyordun o şeytana. Benim hiçbir şey söylemeye hakkım yok değil mi? Konu kapandı saygın. Üsteleme. Bu kadar basit değil. Sen benim parasını ödeyip aldığım bir ayakkabı, bir çanta falan mı sanıyorsun? Ay, bunu hangi diziden aldın? Yok ya, bunu ben şimdi kendim uydurdum. Vallahi bak, şimdi kendim yazdım bunu. Şimdi bara döneceğiz. Son bir kez görüneceğiz. Ve ondan sonra her şey bitecek. Anladın değil mi? Hadi. Ben partinizi böldüm galiba. Siz ben yokmuşum gibi de var mıydın? Gerçi hep öyle yapıyorsunuz da. Ne partisi Arzu ya? Ali yalnızdı. Ben de destek vermek için. Çok sağ ol Ceyda. Ama artık ben geldim. Gerekli desteği veririm. Senin için rahat olsun. Sen de bir sıkıntını bana haber vermeden atlattığın için çok sağ ol. Gelmeyen sendin. Ben gelir alırdım eşyalarımı. Kendimkileri getirirken seninkini de alayım dedim. Ne? Biricik bir tercih yapmamı istedi. Ben de buradayım işte. Kimse aramıza giremez. Çet bu işin peşini öyle kolay kolay bırakmaz. Şimdiden kafasında 40 tilki dolanıyordur. Merak etme, Çet'in tilkileri seninkilerle boy ölçüşemez bile. O bari kimizin olacak ya? Sadece ikimizin, düşünsene. Biliyor musun, sen istersen dünyayı bile ele geçirebilirsin. Biliyorum, senin gözün hep açıktır ama evde daha dikkatli olmanı istiyorum. Bari ele geçirmenin bir yolunu mutlaka bulursun sen. Altın kelebeklerim, portakallarım benim. Sadece iyi geceler deyip çıkacağız. Tek bir doğaçlama, tek bir kelime istemiyorum, tamam mı? Romantik bir şey söylüyormuşsun gibi yap. Seninki köpek balığı gibi geliyor. Su!
kusura bakmayın. Rahatsız ediyorum ama bir şey söylemem lazım. Aa, biz de zaten çıkıyorduk. Sana bir iyi akşamlar diyebilirim. Ha, bir dakika sürmez. Dostum. Bu gece gereksiz yere üstüne geldi. Kusura bakma. Önemli değil. Geçmişi unutalım. Önümüze bakalım. Ne diyeyim canım? Aha. Aa, Erkan'cığım sen mi söyledin? Ha, benden. Benden. Bu gece yaptığım kabalığı affettirmek için. Aa, ne önemi var canım? Hiç önemi yoktu yani. Kokteyl ısmarlamandansa bir daha almamasını tercih ederim. Yanlış anlama, ne olur. Ben kendim bir kokteyle affettirecek değilim tabii ki de. Ne biliyor musun? Suyla sürekli yüz yüzeyiz ve ben bir gerilim olsun istemiyorum aramızda. Aa, yok. Olmaz. Niye gerilim olsun ki? Hadi biz gidelim Erkan. Yok yok. Bir gerginlik var. Böyle olsun istemiyorum. Bakın ne diyeceğim. Yarın size bir brunch ısmarlayayım ha. Hem otelin brunch'ı çok güzeldir. Hem de belki bir özür olarak kabul edersiniz. Güzel fikir. Tamam. Öyle değil mi canım? Senin yarın sabah işin yok muydu hayatım? Hı? Ha, iş. Sonra hallederiz onu ya. Tamam o zaman. Yarın bekliyorum. Memo, yemeği niye? Memo, önce yemeğini yiyeceksin, sonra oyuncaklarını oynayacaksın. Şimdi oyun zamanı değil. Memo. Memo'cum. Şey yiyemem ki. Ay, kilo alırım sonra. Ya Berna ne yapacağım şimdi? Ama başka türlü yemez ki Memo Ayşegül Hanım. E siz de 36 beden oluverirsiniz. Memo yine iyi. Chat, sen ne yaparsan tam tersini yapar. Günaydın. Ne haber Memo? Memo, hadi görüşürüz. Bayram mı? Dur bekle, ben çıkacaktım zaten, birlikte gideriz. Benim acelem var Ayşegül. Ya ne acelesi, dursana.
Herhalde yine kronik Ayşegül nefreti depreşti. Dilek uyandırdı. Oh! Ben de bir tek beni çağırdılar sandım. İyi bir şey yapmamışım. Üçünü de ilgilendiren ne yapmış olabilirsin bakalım? Üçü mü? Ay! Rosemary'nin komşuları gibi. Bunlar böyle üçü bir araya gelince benim ensemden bir ürperti yükseliyorsun. Ne yapacaklar bizi? Ya bir dakika ya, sen şimdi böyle söyleyince ben de paranoya yaptım. Ya biz bir şey yapmadık ki. Yani ben yapmadım. Sen? Hı. Oh be! İnsanın kardeşlerinin olması ne güzel şey. Sayenizde dikkatlerini benden başka şeylere de veriyorlar. Ay, kim bilir yine ne yaptınız? Benim melek kaportalı şeytanlarım. Önden buyurun. Babaanne. Ne oluyor Yusuf? Üçünüz üçümüzü çağırınca biz bir şey oluyor sandık da. Ya da bir şey duydunuz. Bilmemiz gereken bir şey mi var? Biz bir açıklama yapacağız da ama bunun üçünüzle de hiç bilgisi yok. Yurt dışına gidiyorum da ona haber vermek istedim. Baba? İyi yolculuklar. Şey, ben sipariş verebilir miyim? Gördüğünüz gibi çok ilgilendiler. İki aylığına gidiyor. Ne? Neden o kadar uzun baba? Ben daha önce sordum kızım. Makul bir cevap alamaz. Babaannen anlamadı ama sen anlayabilirsin kızım. Ekolojik evlerle ilgili bir ortaklık projesi var. Ama buna öyle kolay kolay karar veremem. Eko evler. Süpermiş. Eko köşkler 5-10 yıla kadar moda olur. İnsanlar yiyecek yemek buldu. Çevrece ev derdine düştü sanki. Yalnız ben sana seneler önce bu online alışveriş işine girelim dediğimde bana internet pek tutmaz modası geçer demiştin, hatırlıyorsun değil mi? baba nerede bu iş? Asıl sorun da bu zaten. Los Angeles'ta. Yani sık sık gidip gelemeyecek. Anne sen ne yapacaksın? Ben de ara sıra gidip geleceğim, sizi bırakmam. Çocuklar da 6 yaşında sanki. Onlar başının çaresine bakarlar. Ama siz daha evleneli ne kadar oldu ki? Ben de elimden geldiğince sık sık gidip gelirim. Ben de bunu anlamıyorum işte. Evlenene kadar uğraş dur, ondan sonra hemen vazgeç. Akşama detayları konuşuruz. Siz de hazır olun, üçünüz. Mazeret istemiyorum. Günaydın. Sevgilim. Bir gözün rüyanda kalmış. Şu an sadece bir tanesi var aramızda. Bacaklarım ve boynum da kaldı herhalde. Ben gidip onları bir alıp geleyim. Ya saçmalama. Kalk bak kahve aldım. Ayılırsın gel. Ay Ali ben ayılamayacağım herhalde. Bütün kemiklerim birbirine girmiş.
Yatak bayağı kötü. Bizden önce ork yatağıydı herhalde. Kokusunu duymayayım diye bir ara bir sırt üstü yattım. Bütün yayları bilime girdi. Atalarımız bayağı yanılmış ya. İki günün biri olunca samanlık seyran olmuyormuş. Samanlığın hastasıyım. Hanlarda, hamamlarda gözüm yok. Sadece kokmayan ve batmayan bir yatak istiyorum o kadar. Sims gibi düşünelim. Para biriktikçe yeni şeyler, yeni yatak falan alırız. Vallahi ben bir gece daha burada kalırsam medula fanera bağlayacağım, söyleyeyim. Durumumuzu biliyorsun Arzu. Ya tamam, benim kredi kartım var yani. Uygun bir şeyler bulurum, merak etme. Ha yine Biricik'in kucağına düşüm yani. Hayır, istemiyorum. Ya tamam, onun haberi olmayacak zaten. Ekstra da görür, o zamana kadar da yumuşamış olur yani. Bir sarılayım sana. Aa. Canım. Sen kedi dişi kokuyorsun. Sen kendi kokuna bak be. Benim acil arınmam lazım. İnanamıyorum şu an. Şu havluyu nereye koydum? Sen git duşa, ben getiririm canım. Ya şurada duşları var, çabuk ya. Anlamadım. Tamam. Aa, senin sandalyeni açık büfenin önüne çekseydik Saygıncı. Onu da düşündüm. Şimdi düşündüm ben onu. Ama baktım mekan biraz afilli, dedim ters kaçar. Düşünceliyim yani. Demir birazdan damlar. Bak senden çok şüpheleniyor, sakın açık verme. Oo, oo, oo. Demir Çelik Spor senin peşinde. E tabii sen eskiden böyle yalnız başına tek takılıyordun böyle. Tabii cepteydin. Şimdi sana benim gibi bir erkek aşık olunca tutuştu. Hı, eminim öyledir canım. Neyse çok uzatmayalım. Sen zaten yurt dışına okumaya gidince bu iş bitecek. Siz kızlar hep düşer misiniz bu tongaya? Neye düşer miyiz? Size acı çektiren, sizi üzen erkeklerin peşine. Su. Bak, aşk acı çekmek veya çektirmek için değildir. Ben senin gerçekten sevgilin olsaydım eğer... ...seni pamuklara sarardım. Afiyet olsun. Ölmüyorum değil mi? Teşekkür ederiz. Buyurmaz mısın? Bir şey içmez misin? Çay alabilir miyiz? Ya sizi burada gördüğüme çok sevindim. Aramızda öyle bir gerginlik olsun istemiyorum. Aa, aşk olsun ama Demir. Yani bu konuyu bir daha açarsan o zaman aramızda gerilim olacak. Oo, eski sevgilileri takacak olsaydık üf. O zaman suyun bütün İstanbul'a düşman olması gerekiyor. Erkan, bir şey soracağım sana. Şu geçen akşam çalan DJ'yi tanıyorum demiştin değil mi? Şey, bir zaman tanışmıştık tabii ama o beni görse hatırlamaz galiba. Ya Kadıköy'de takılıyorum demiştin de başka alternatif DJ tanıdıkların var mıdır acaba? Var tabii. Hatta bir çocuk var, o daha sağlam. Emir Bey, Ömer Bey sizi istiyor. Aa tamam, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Ha Erkan, şu DJ'nin adını hatırladın mı? Yok, ben ona Face'de bir bakınırım. Hatırlayamadım şimdi. Aa, istersen telefonunu ver. Ararım, söylersin. Tabii. Al, ne zaman istersen arayabilirsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Niye telefon numaranı veriyorsun? Niye? Arkadaş telefon sapığı mı? Ödemeli mi arıyor? Allah'ım yarabbim, Allah'ım. Sakinim, sakinim. Bak, bak sakın bir pot kırma. Tamam mı? Gözleri üstünde dikkatli ol. Allah'ım ya. Öleceğim şimdi gerginlikten ya. Bitsin bu oyun artık, bitsin. Hakikaten bitsin ya. Vallahi bitsin. Gerçekten bitsin ya. Sen benim gerçekten sevgilim ol.
Her şey bitsin. Saygın, sen beni nerenle dinliyorsun? Her yerimle dinliyorum hayatım, her yerimle. Hak ediyoruz, çabuk. Dur! Dur, gidemeyiz. Hakikaten gidemeyiz. Yani bu puflangaçlı şeylerden yemezsem arkamdan ağlarlar, vallahi. Kalk, kalk. Çabuk. Bitirseydim. Önüme düş, önüme düş, öldüreceğim. Demir. Oğlum, entrikacı kızlarla takıla takıla sen de entrikacı oldun ha. Ne oluyor Ömer Bey filan? Ne yapalım oğlum? Herkese anladığı dilden laf anlatıyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Şş, sonra anlatırım. Ne yapıyorlar? Sarışın bara doğru gidiyor. Diğer eleman da kapıya doğru yürüyor abi. Bana bak Yusuf. Su sorarsa Ömer Bey bir yere gönderdi, sen burada bekle de, tamam mı? Tamam abi. Hadi bakayım. Yani. Benim kurtulmam lazım Saygın'dan Arzu. Canavar yaptın sen de. Yani deli meli ama tatlı çocuk. İdare ediver. İdare edemem Arzu, idare edemem. İyi tamam, ne yapalım o zaman canım? Konuşuruz, yollarız gider. Ay ne şahane bir fikir. Ya neden bu benim daha önce aklıma gelmedi acaba? Of. Neyse sen ne yaptın evde? Nedir durumlar? Annem çıldırdı. Ben de annesiyle kavga eden her ergen gibi sevgilimin evine kaçtım. Nasıl yani? Ali'nin evinde misin şimdi? Yani ev desem mi bilemedim. Dört duvar ve kokan bir yatak. Birciye bile direndim ama yatak boynumu büktü. Yenisine bakıyorum. Buldum da galiba. Ben şunu bir halledip arayacağım seni, tamam mı tatlım? Tamam. Tamam hayatım, o zaman görüşürüz. Öpüyorum seni çok. Şunu dener misiniz lütfen? Kart iptal diyor. Siz nereden buldunuz bu kartları? Beni parayla yola getireceğini sanan annemden. Peki, iyi günler. Yanlış bir yol deniyorsun anne. Parayı keserek beni elden koparamazsın. Kendinden daha çok uzaklaştırırsın. Ne oldu? Arzu mu? Ne diyor? Kartlarını kullanmaya çalışmış. Geçmeyince yine beni azarlıyor şimdi. Kartlarını mı iptal ettirdin? Ne yapsaydım? Yani çeyizliği yollayacak halim yok. Yani madem giderken bana soran yok, bundan sonra başlarının çaresine baksınlar artık. Keşke yapmasaydın. Bu daha da kızdırmaktan başka bir işe yaramaz. Ne yapacağımı şaşırdım artık gerçekten. Yani elimden başka hiçbir şey gelmiyor. Bak canım,
Bunların yaşları büyüse de ruhları hala çocuk. Annesiz yapamazlar. Biraz tökezleyince yine kucağına atlayacak. Sonra yine iyileşir. Sonra yine Ali'ye geri döner. Ya benim halim kalmadı artık. Anlaşıldı. Bu kız çocuktan kopamayacak. Biricik ne oldu? Anlatsana sen şunu. Oo gençler. Kimin dedikodusunu yapıyorsunuz böyle? Kimin olacak çocuklarımızın? Nasılsın Meriç'im, iyi misin? Vallahi işte aileydi, ebeveyindi, uğraş dur. Bizim işimiz de zor tabii. Anneciğim, abimi arayacaktım. Tamam hayatım, ararız bir ara. Ben de kalkıyordum zaten. Görev sizi bekliyor. Ya sonra hallederiz, otursana. Başka zamana, olur mu? Emre gidiyor diye akşama herkesin bir arada olacağı bir yemek organizasyonu yapalım dedik. Sen de aileden sayılırsın. Gelsene, hem biraz kafan dağılır. Başka zamanım. Size afiyet olsun. Emre de benim için çok öp, olur mu? Tamam canım. Bu kız bende insanın içine çıkacak hal falan bırakmadı. Hoşça kal. Hoşça kal. Ya anne, hadi abimi arayalım. Ay acelenle ararız bir ara. Demir mi geliyor? Daha aramadık. Acelesi yok diye. Ben ararım. Yani iş için zaten arayacaktım. Ona da söylerim. Güvendiği şeyler var. Kesin bir planı var. Kim söyledi? İç sesim. Tecrübelerim. Eğer şu an endişelenseydi bu kadar rahat davranamazdı Uylan. Kıvranıp dururdu. Diyorsun. Yani seni pek ciddiye almamış aslan kral. İstediği kadar ciddiye almasın. İstediği kadar plan yapsın, hiçbir işe yaramaz. Parayı bulmak zorunda. O kadar parayı da biraz zor bulur. Bari için de parayı bulamamıştı. Hatırlatırım. Eğer düşmanın çetse o kadar emin olma. Emin değilim ki zaten. Beni sinirlendirirse yapacaklarım konusunda hiç emin değilim zaten. Ha. Ne yapıyorsun Cem? Özür dilerim ya, o kadar sıktığımı fark etmedim. Elbisem ya. Şu kolonyalı mendille falan silelim. İstemiyorum. Bu masayı mı bekliyorsun? Daha çok beklersin. Yok ya. Ben öyle şu az önce sizin yanınızdan bir arkadaş ayrılmıştı. Adı neydi onu soracaktım. Hayırdır? Yapımcı falan mısın? Ne yapımcısı? Konumlu film yapımcısı. Anlarsın ya. Kız dizilerinde oynuyor diye dalga geçiyordunuz ama bak herif sokakta bile teklif alır oldu. Reklam mı, dizi mi? Ha, oyuncu. Tabii ya. Lan ben de nereden tanıyorum diyor. Tanıştıralım istersen, göbeğine imza falan attırırsın ha. Yok yok, hiç gerek yok.
Hayallerim yıkılmasın. Şimdi sandığım gibi biri falan çıkmaz. Ama siz görürseniz çok yetenekli olduğunu söylersiniz. Hikayede iş yoktu, ondan kaybetti. Hadi kolay gelsin. Eyvallah, eyvallah. Bizimkinin yaramaz adam olduğunu öğrendi, hemen vazgeçti tabii. Su, ben de tam seni düşünüyordum. Nasıl yani? Ya işte otelde işler nasıl, ne yaptı falan filan diye. Ha, evet yani ben de ondan aradım. Annenle Meriç de yanımda, onlar da seni görmek istiyorlar. Eve gelsene. Öyle mi? Tamam, ben de hemen geliyorum. Ali be. En büyük huzur bu, biliyor musun? Gerçekten. Kimsenin yükünü sırtında taşımadan gelip işte bak, buraya böyle rahatlıkla oturmak. Gizli özne Cem Aslan nerede? Aman aman aman, onu bana hatırlatma. Hatta mümkün oldukça uzak olsun. Eğer ben doğru adımlar atarsam onu buradan uzaklaştırabilirim, biliyor musun? Seninle birlikte burada kalırız. Gül gibi geçinir gideriz, ne dersin? Vallahi benim canıma minnet. De, nasıl olacak o? Yani anca adamın boğazına yapışman gerekir. Ben de boğazına yapışırım. O hissesinin karşılığında para bekliyor. Ama her zaman insanın beklediği şeyler olmaz. Anladık, kararlısın. Ama bu herif Ömer amcanın sana para vermeyeceğini çok iyi biliyor. Biz ne badireler atlattık Ali. Bunu da atlatırız, merak etme. Buluruz bir yolunu. Sen bu adamdan ne kadar nefret ediyorsan o da senden o kadar nefret ediyor. Yani duygularınız karşılıklı Çetinciğim. Hem herifin bir artısı var. Ayşegül. Ayşegül'ü şu kadar büyütme. Ben söyleyeyim de. Burayı onlara bırakmayacağım. Abi anlamıyor musun? Adam her şeyin farkında. Bu teklifi de sen parayı ödeyemeyeceğini bildiği için yapmış. Yani seni sinir etmeye çalışıyor. Eğer ucunda Cem Aslan'dan ve Ayşegül'den kurtulmak varsa ben o parayı bir şekilde bulurum. Abi yine delirdin ya. Başını tekrar belaya sokmayacaksın herhalde. İkimizin de para bulma yöntemlerinin işe yaramadığını anladık, bitti. Sen merak etme. Bu sefer arkama öyle birini alacağım ki ne babam ne de Süleyman'ın lafı olacak. Çetin sen iyice kafayı yedin ya. Kimden bahsediyorsun? Söyleyecek misin kim olduğunu? Merak etme. Şimdi öğreneceksin. Alo. Fikriye Hanım, ben Çetin. Nasılsınız? Hayırdır? Cem Aslan'a bir şey mi oldu? Ayşegül'le takılan birinin güvende olduğundan hiçbirimiz emin olamayız, öyle değil mi? Ama bildiğime göre yaşıyor. Beni neden aradın? Buluşalım, anlatayım. Sağ ol. Sen de gidecek misin? Ben aynı soruyu korku ve dehşet içinde sormuştum. Yok canım, bir yere gittiğim yok. Burada sizinle beraberim. Emre'nin işi benim için ne sürpriz oldu. Vallahi anne, şimdi 2 ay uzun bir süre. Mesafe de fazla. Emre Bey'le gitmek istersen seni anlarım. Saçmalama. Bu kadar olgun olma abicim. Biz ne yapacağız? Sen ne bencil bir şeysin ya. 12 yaşında değilsin artık Meriç. Şişt. Okulun kapanmasına ne kaldı ki? Zaten aklıma bile gelmedi gitmek. Sen bilirsin. Ben zaten yalnız yaşamaya alıştım artık. Aa, sen ne zaman yalnız kaldın ki? Yani Müge vardı. Müge'den sonra Ayşegül sende kaldı. Hiç boş kalmadı ki. Canım, barı bırakabilirsin değil mi akşam? Emre gitmeden önce hep birlikte bir yemek yiyelim diyoruz. Ha tabii. De şey, orada da kimse kalmayacak. Neyse, ben bir şekilde hallederim ya, dert değil. Birlikte çalışmaya alışabildiniz mi? Hı hı. Süper. Hı, harika. Bir barda ne sorun olabilir ki anneciğim? Buz biter, müzik kötü olur. En fazla biri kusar.
İyi. Akşam geç kalmayın, tamam mı? He anne. Bu arada akşam bir misafirimiz daha olabilir. Ama sürpriz. Birini mi getireceksin? Ha ben değil. Su belki Erkan'ı davet edebilir. Erkan mı? Evet. Su'nun erkek arkadaşı. Evet. De yani bu bir aile yemeği uygun olur mu ki? Olmaz ki. Sucuğum bir erkek arkadaşın var. Niye bize söylemiyorsun? Ben söyleyecektim de fırsat olmadı. Bir de çok yeni. Akşam onu da çağır istersen. Hem babanla tanışmış olurlar. Yok. Yani çok erken böyle aile yemeği falan uygun olmaz. Olmaz öyle şey. Babanla gitmeden önce tanışsınlar. Yoksa baban hiç rahat etmez. Şimdi ara Erkan'ı. Akşam onu da beklediğimizi söyle. Tamam mı? Bak bekliyoruz. Tamam. Ama söz veremem. Yani işi falan varsa. Almıyor ama. Tamam ben ararım artık. Ne yapayım? Bende telefonum var zaten. Yok sen zahmet etme. 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 Yani ben kendim arayabilirim. Tamam geç kalmayın. İyi hadi benim de çıkmam lazım zaten. Akşama görüşürüz. İyi. Aramayacak mısın? Gitmeyecek misin? Hadi. Arayacağım. Neyse görüşürüz o zaman. Erkan var mıymış gerçekten? Hem de nasıl? Nasıl ya? Zombi mi bu çocuk? Akşam anlatırım. Bir fırsat yarat. Konuşuruz. Hadi eyvallah. Sevgilim. Başlatma sevgiline. Şey, Demir yanındadır diye öyle dedim. O Demir var ya paslanır inşallah. Saygın akşam bize gelmen lazım. Ah canım, canım gelmezim. Alırım çikolatamı çiçeğimi. Ay bir sus, bir sus. Başımın belası, bir sus. Dur dur, Arzu arıyor. Kapatmam lazım. Şey, ben de seni canım. Efendim canım. Müsaitim. Buluşalım tabii. Olur. Tamam canım, öpüyorum. Maşallah Fikriye Hanım. Günden güne daha bir gençleşiyorsunuz. Buradan nasıl göründüğünü bilseydin genç olmak istemezdin. Söyle bakalım seninle işimiz neymiş? İkimizin de isteği aynı. Cem'i vardan uzak tutmak. Biz seninle ne zamandan beri aynı fikirde olduk? Ben Cem Aslan'ın bar işletmesinden memnunum. Bir işle uğraşması onun için de iyi. İş derken belanın tam ortası demek istediniz galiba. Biz parayı nereden aldık biliyor musunuz? Tefeciden. Tefeci de parayı babamdan almış. Tam Ömer'e göre. Tuhaf huyları var. Ne yapacaksın? para sorununu çözdüğünüze göre... Cem Aslan'la derdin ne? Onunla bir derdim yok. Tabii bardan vazgeçtiği sürece. Ben tek başıma olmak istiyorum. Baban da böyleydi. Azıcık palazlanınca yanındakilere sırt çevirir. Madem öyle, ver hissesinin parasını ayrılın. Çok isterdim ama işte bende hissenin karşılığındaki para yok. Ama sizde var Fikriye Hanım. Cem'i de benden çok daha iyi tanıyorsunuz. Ve onun belaya nasıl yakın olduğunu da biliyorsunuz. Sen yanında olduktan sonra daha büyük bela zor bulur. Aa öyle demeyin. Öyle demeyin, ne olacağı belli olur mu? Bar ortamı bu. Kimin geldiği, kimin gittiği hiç belli olmaz. Belki bakarsınız tekrar uyuşturucuya bulaşır.
Bireleri ona uyuşturucu satalım der. Polisle başı belaya girer. Pislik. Böyle bir şey yapmaya cesaret edemezsin. Dediğiniz gibi pisliksem her şeyi yapabilirim değil mi? Tamam, kes. Fikriye Hanım. Ben buraya çözüm için geldim. Cem'in hissesi olan parayı bana verin. Ben de torununuza vereyim. Bu işi de burada kapatalım. Bütün kartlar ya. Hepsi iptal. E tabii. Biricik bir şekilde seni yanına çekmeye çalışıyor. Bu kumar olayı onu bayağı bir etkilemiş. Baksana korkmuş yani. E tamam yanlışları oldu da. Ama Biricik hep sana destek oldu Arzu. Koşullu destek. Onunlaysam sırtım yere gelmez. Ama Ali'yleysem ayağımı kaydırır. Anlamıyor ki. Böyle yaparak beni Ali'ye daha çok bağlıyor. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Tamam. Arzu tamam bak sakın itiraz etme. İstiyorsan gidelim yatağa beraber alalım. Benim hesabımda para var. Kartlarımdan birini de sana veririm. Yoksa olmaz öyle. Arzu saçma mı? Bizden bahsediyoruz. Aa tamam ya sana soran da kabahat. Ben gidiyorum ve o yatağı alıyorum tabii. Canım benim. Sağ ol. Yani senden yardım isterim tabii ki. Hı. Uzun süre bir şeyden bahsediyorum. Artık ayaklarımın üstünde durmak istiyorum şu. Zamanı geldi değil mi? Tamam. O zaman sana iş teklif ediyorum. Bardaki programın çok iyi gidiyor. İyi bir PR'la 3 geceye çıkartabiliriz. E o zaman kafana takmayacağın kadar para kazanmış olursun. Ne dersin? Allah derim. Ne diyeyim? Tamam. Sakin ol. Demir'den hemen sesleme yapalım mı acaba? Aman ne ayıp ya. Hadi gel Demir'i bulalım. Ay inanmıyorum. Yüz verdik aslana dadandı hayatıma. Ayşegül Hanım, Cem Aslan Bey geldi. Açmayınca geleyim dedim. Ne haber? Biri telefonu açmayınca mesaj atılır değil mi Cem Aslan? Evine gelemeyeceğim kadar aramızda mesafe olduğunu bilmiyordum. Pardon ya. Böyle çat kapı gelmen için daha çok zamanın var. Memo. Ne haber? Tanıdın mı beni? Memo tanımadığı insanlarla konuşmaktan hiç hoşlanmaz. E tanışırız o zaman. Aa Ayşegül'ün yazısı mı bu? Bakayım. Ne güzel bir defter bu. Ayşegül'ün resimleri mi var yoksa içinde... Memo tanımadığı insanların eşyalarına dokunmasına hiç hoşlanmaz. Hoşça kal Memo. Ben de birazdan bara gidecektim. Madem geldin birlikte gideriz. Dur. Bu gece bardan başka bir plan daha var. Çeteyi bir formu mu buldun? Hayır onu beraber bulacağız dedik ya. Ben buraya başka bir şey için geldim. Bu gece bizim evde hep beraber yemek yenecek. Sen de gelir misin? Ev derken? Hükrü ile yaşadığın şık cehennemden söz etmiyorsun herhalde. Ama öyle deme kedicim. O cehennem tam bize göre. Evet doğru. Bütün eğlenceli tipler orada olacak. Ama benim bu canlı halimde, mabeyince cehennemde ne işim olur? Ya babam
bir süreliğine burada olmayacak. Amerika'ya gidiyor. O yüzden hep beraber evde yemek yenecek. Herkes orada olacak. Senin de gelmeni istiyorum. Eğer ailenin karşı çıktığı bir şey yapmak istiyorsan yemek masasına çıkıp striptiz falan yapabilirsin. Sadece yanımda olmanı istiyorum. Benimle olmana çok ihtiyacım var. Bak, o ilk karşılaştığımız gün var ya, böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Gerçekten. Yani yanıma hangi amaçla gelmiş olursan ol, umurumda değil. Umurumda değil. Sadece o bana ilk açıldığın akşam var ya, inanılmaz bir şey oldu ya. Ben hayatımda hiç böyle hissetmemiştim. Bütün bu senin saldırgan görünümünün, tavırlarının arkasında gerçekten sakladığın o kadar güzel bir şey var ki biliyor musun? Ben o gece bunu sende gördüm. Ben o gece sana aşık oldum. Annen çok şey bekleme. Senden hiçbir şey beklemiyorum ki. Bana aşık olmadığını da biliyorum. Biliyorum. Ama o gece sen de bir şeyler hissettin. Ben bunu sende gördüm. Ve o his orada olduğu sürece benim için umut var demektir. Şu an başka kimseye de aşık olmadığını biliyorum. Bu da bana yeter. Ya hadi geliyorsun değil mi? Şu an zehri versen daha az acı çekerdin. Ya hadi çok eğlenceli olacak. Bak hem bu sefer bütün ailece hep beraber Suyun sevgilisine işkence yapacağız. Ay Suyun sevgilisi gerçekten var mıymış? E var ki geliyor dediler. İşte şimdi eğlence vaat ediyorsun. Hadi yürü. Ne yapıyorsun? Çekil. Ezilseydin de kurtulsaydım. Ha. Neyse, gevezelik yapacak vaktimiz yok. Bize gelmeden önce bilmen gereken şeyler var. Tamam ya, sen içeri girerken ayakkabılarımı çıkaracak değil mi? Onu söyle yeter. Nasıl yani? Ya tamam ya, sen de beni iyice medeniyetsiz yaptın. Allah Allah, biz de biliyoruz. İçeri gireceğiz, bir buket. Onasına giderken güler yüz, anneannenin elini bir öpeceksin. Hayır, sakın öyle bir şey yapma. Babaannem nefret eder öyle şeylerden. Neyden? Yani ona buket almamdan mı yoksa anneannem dememden mi? Dur, tamam ya, tamam. Unut, çiçeği unut. Hakikaten unut. Doğru. Tatlı alayım ben. Tatlı daha edeyim ya. Tatlı da evet. Birincisi, babaannemi sakın elini falan öpmeye kalkma. Böyle karizmatik bir merhabalar efendim yeter. Ha çiçek, çiçek de önemli. Babaannem Lilyum ve Gelbera sever. Gelbera mı? O ne biçim isim? Antikotin isimler. Allah ya, bir çiçek seçtirmiyorsun adama ya. İkincisi, dinle. Demir'in annesiyle benim babam evli. Evet. Bizim geçmişimizi görmezden geliyorlar, hatta yok sayıyorlar. Sen merak etme, ben bütün geçmişi unuttururum onlara. Sakın, sakın sen ağzını açma, hatta sana bir şey sorulmadıkça konuşma. Ya ama biz nasıl sevgiliyiz? Ya biz sevgili falan değiliz. Tamam be. Biz sevgili değiliz. Ya bir rolümü hazırlatmıyorsun ki benim arkadaş ya, Allah Allah. Kötü bir şey mi yaptı döveyim mi? Bu gece de bunu mahkumuz. Ha, yatağımız gelmiyor galiba. Sabah alamadım. Kartlar iptal, gelecek aklı sıra cezalandırıyor. Sevgisini parayla gösteren, cezasını da parayla veriyor demek ki. Bu hesapta ben seni en yüksek kurdan milyonlarca dolar seviyorum. Bakalım bu gece kokan yatak mı yoksa aşk mı kazanacak? Ya tabii ki aşk. Bugün bara uğradım. Demir avans verdi. Biriciye direndik ama kazandık. Yani bir bu gece uyuyorum dedi ama sonra hallederiz herhalde. E biz de uyumayız. Yapmadığımız şey mi? Hazır biricik de yok.
Oh, rahat rahat uyumayız işte. Vay. Bakıyorum da artık kapılarda karşılanıyorum şekerim. Ya, gözüm yollarda kalmıştı. Bardak silmeye mi gidiyorsun? Çünkü barda bu saatte hayat belirtisi yoktu, o yüzden söyledim. Bir aile yemeğine davetliyim şekerim. Mabenciler bensiz yapamıyorlar. İlla gel dediler. En son hangi kadrodan katılmıştın? Ha, tamam hatırladım. Demir'in sevgilisi olarak. Ondan önce de Cem Aslan'ın. Evet. Ama birbirimize kaynaştık. Hiç yabancılık çekmiyoruz. Dikkat et de seni masaya yatırıp yemesinler. Merak etme canım. Ben onların boğazında kalırım. Elektrik ne zaman açılacak Ali? Yarın. Bir dakika ya. Evde elektrik varken sen her yeri mumla doldurursun. Türbe gibi. Şimdi ne oldu? İçim karardı biraz ya. Elektrikler varken mum yakınca romantik oluyor da. Böyle bir sefil oldu gibi sanki. Arzu çok geç kaldım. Benim çıkmam gerekiyor. Ben ne yapacağım? Benimle gel. Yani benim işim olur. Seninle ilgilenemem ama sen de takılırsın. Tamam. Biraz başımı sıkmayayım ben de. Gömleğimi değiştir istersen. Tamam değiştir. Ben de bu yüzümü değiştireyim. Arzu ne yapıyorsun canım? Çorap arıyorum da bu karanlıkta bulamadım ki. Çorap istemiyorum canım. İyi. Şu gömlek nasıl? Orta karışık. Fena değil gibi ha? Tamam olur. Valizler çok doğaldı. Yarın uzatmam lazım. Benimkine dokunma lütfen. Ben gelince hallederim. Ha, tamam canım. Arzucuğum hadi acele eder misin? Ay tamam giyiniyorum. Su nerede? Niye inmedi odasından? Bilmiyorum ki. Sevgilisi için hazırlık yapıyordur herhalde. Rolünü ezberliyordur. Ne demek o? Bunun sevgilisi var ya. Aslında oyuncuymuş. Suyun erkek arkadaşını çok merak ediyorum. Demir tanışmış, iyi bir çocuk diyor. Ben hiç umutlu değilim. Torunlarımın kız ve erkek arkadaş standartları yerlerde sürünüyor. Çocuklar nerede? Demir'le Meriç bahçede. Cem Aslan birazdan gelecek. Suda odasında erkek arkadaşı gelecek diye heyecan yaptı galiba. Suya bak sen. İyi oldu ısrar ettiğin. Gitmeden evvel bir tanışalım bakalım kimmiş, neyin nesiymiş. İşte geldiler. Bak. Hoş geldin Demir. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok acıktım. Ben gidiyorum diye Şebnem bütün sevdiğim yemekleri yaptırmış. Aslında ben yaptırmadım. Önemli değil. Erkan mı geldi? Hoppala. Hoş bulduk. Hoş geldin Ayşe. Hoş geldiniz.
Fikriye Hanım, görüşmeli nasılsınız? Çok iyiyim Ayşe. Çok. Hah, Erkan geldi. Vay anasını ya. Buralara müze değil miydi ya? Nerede kaldın? Geldim kelebağım. Sabahın altından suyum, geldim. Yuh, bu ne? Bir tane yeterdi. Bana bak, sakın açık falan verme. Ayşegül içeride. Cindir o şimdi, bir açını falan bulursa üstüne gider. Germe suya. Tamam germe. Bak ben bugün çok çalıştım, tamam ya? Babaanneme dikkat et. Demir'in zaten gözü üstünde. O Meriç de küçük cindir. Arkadaş aile aile değil ki. Gerilim filmi. Allah Allah. Tamam eyvallah. Ona da varız. Buyur. Tamam hadi. Erkan. İyi akşamlar. Sucuğum alabilir miyim? Davetiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alayım bir tanem. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hangi çiçeği seveceğinizi bilemedim. Çok güzel bir seçim. Buyurun masaya. Lanmadan mı çıktı bu? Eğlenmene baksana. Geçmiş olsun Fikri Hanım, anlaşmayı kabul etti. Nasıl ya? Çetin müncüsü, ne yaptı kadın? Kibar kibar konuştuk, tatlı tatlı anlaştık. Bir küçücük aslancık varmış. Onun için en hayırlısının ortaklıktan vazgeçmiş olduğuna karar verdik. Vay be. Kadın senden kurtulmak için küçük bir servet harcamayı kabul etti yani. Senin için küçük bir servet, onun için çanta parası. Ama ne yalan söyleyeyim. Benden bu kadar korktuğunu bilmiyordum. Kaplancık nerede? Kaplancık. Kaplancık aile yemeğinde. Ayşegül de davetli listesinde. Bakar mısın? İstanbul İşletme'de okuyorum. Bu dönem bitiyor. Seneye de master düşünüyorum. Ailen nerede? Onlar ne iş yapıyor? Ankara'dalar. Babam diş hekimi. Hı? Babaanneciğim yani yeter. Oğlu olacak bir daha gelirken CV'sini istersin. Yazık ya. Engizisyon mahkemesi gibi. Ama iyi kurtarıyor. Yetenekli maşallah. Erkan Fikri Hanım'ın arkadaşının torunu değil miydi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Yok. Hayır. Yok öyle bir şey. Ben yanlış hatırladım herhalde. Önemli değil. Tanımaya çalışıyorsunuz doğal olarak. Tek özür dilerim. Tanışmamız apar topar oldu. Davetiniz büyük incelik. Ben ısrar ettim. İyi ki gelmişsin. Değil mi Emre'cim? Çıktığınızdan bile haberim yoktu. Neyse. Gitmeden evvel tanışabildik. Ancak fırsat oldu. Ben Sudan daha önce rica ettim ama o biraz daha emin olmak istedi galiba. Artık emin misiniz? Emin değil. Su. Beni sevdiğim yerlere bakın. Siz de zamandır birliktesiniz Cem. Cem mi Aslan mı? Fark etmez. İstediğini söyleyebilirsin. Ama tabii o zaman ben de istediğimi söyleyebilirim. Biz bir ara beraberdik. Şimdi ben Ayşegül'ü tekrar ikna etmeye çalışıyorum. Onun gibi bir şey herhalde değil mi? Evet evet. Güzel bir tanımlama. Bir arada Demir'le çıkmıştı tabii. Benim bundan haberim yoktu. Ha
Hangi birini takip edeceksin Emre'cim? Pardon, ben karıştırdım. Karıştıracak bir şey yok. Su o zamanlar chatle takılıyordu. Demir Müge ile çıkarken de Ayşegül Demir'de kalıyordu. Yani bizim eski evli Nişantaşı'ndaki. Şimdi Ayşegül de Cem Aslan'la çıkıyor. Tamam, tamam Meriç. Bana dediniz ama daha ilk günden aklını karıştırdınız. Boş ver evladım. Takip etmesen de olur. Yani evet, bir ara öyle karışıklıklar oldu. Ama geçti. Tabii canım, suyu bulandırmaya gerek yok. Bu evde öyle karmaşalar oluyor. Ama zamanla Fikriye Hanım bile alıştı. Ya, tabii. İnsan nelere alışmıyor ki? Ayşegül'ü kapıdan kovsa bir yolunu bulur, bacadan girer. E tabii. Sizin zehirli yemeklerinize bağışıklık kazanmışım. Erkancığım şaşırma ya. Şaşırma, bu bizim genlerimizde var çünkü. Ben mesela babaannem gibi inatçıyım. Çünkü onun istemediği işleri yapıyorum. İstemediği kızlara aşık oluyorum. E babam da öyle. Öyle değil mi baba? Su da fena değildir. Ben öyle olsun istemem. Ben suyu seviyorum. Ailesinin de beni sevmesini isterim. Bunun olması için çok uzun zaman azmetmen gerekecek Erkancığım. Cemciğim hadi kalkalım, bizim daha çok işimiz var. Evet. İzninizle. Bara yetişmem lazım. E malum chat de barda olduğu için sağ solu belli olmaz şimdi. Ha bir de chatimiz var. O da burada olsaydı tam bir bomba olurdu. Chat ne? Evet ya, chat ne? Meriç. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Erkancığım memnun oldum. Hayatta kalırsan yine görüşürüz. Demek gidiyorsunuz. Yolculuk kaç saat? Ay yok, biz bir yere gitmiyoruz, evdeyiz. Hayat bundan söz etmiyor, Amerika'dan söz ediyor. Ceyla bu gece buralarda olur diyordum ama ortalarda yok hanımefendi. Ha evet, gelmediler. Seni aramıştır. Nasıl konuştu? Yok, aramadı. Hayır, niye böyle ortalardan kayboluyor ki anlamadım yani. Tamam, o gece ona çıkıştım ama gayet haklıydım. Evet canım, haklıydım. Bir bakar mısınız? Bir bira istiyorum da. Tabii. Ayrıca bu kadar alınacak bir şey de yok yani. Sana güvenmesem yarısı olan gocunur diyeceğim. Ne gocunması Arzu ya? Beni biraz rahat bırakır mısın? İşim gücüm var lütfen ya. Meşgul etme beni. Peki peki tamam. Yerime gidiyorum ben. Ya bir şey söyleyeceğim ama saçma değil mi yani? Pes Arzu, pes. Erkan sen birine acayip benziyorsun ama çıkaramıyorum ya. Evet evet. Bir oyuncuya benziyor. Dilimin ucunda benim de ama işte çıkaramadım. Sarışın bir çocuk vardı ya. Özgür Çevik. Aşk olsun Suya. Ben onun daha yakışıklıyım. siz nasıl tanıştınız peki? Sporla. Kafede. Yani sporun spor salonunun kafesinde. Spor da yapıyorsun yani. Ben de bir ara yapardım. Aa. Yüzme antrenmanlarını izlemeyi saymıyorsun değil mi? Basket yaz okuluna gitmiştim ya.
Şimdi sen nereden bileceksin? Spor yapmamak için en büyük bahane budur işte. Ama insan istese zaman yaratabilir, öyle değil mi? Yıllardır her sabah bir saat yürürüm. Ben de her pazartesi bu hafta başlıyorum derim. Benim en sevdiğim spor yürüyen merdivenlerden çıkmak. Sen ne yapıyorsun peki? Yüzme, basketbol falan. Sen hangisinde iyisin? Bu bir karşılaşma teklifi mi? Olabilir. İstersen iddiaya da girelim. Yok, şimdi seni zorluyor gibi olmuyor. Fark etmez. Yolculuk ne zaman? Sanırım... Bilardo. Bilardo'da nasılsın? Demir, sen Bilardo'ya da mı merak sardın? Olur. Okulumu ayarlayabilirsem buluşuruz. Ah ne güzel. Sonunda birinin ağzından okul lafı çıktı şu evde. Erkancığım, senin yemeğin bittiyse ben istersen sana bahçeyi göstereyim. İzninizle. Tabii canım, müsaadenizle. Kadar sevimli bir çocuk. En azından terbiyeli. Nereden geldiğini şaşırdı çocuk. Bütün aileyi çok güzel idare etti. Edebilen kalır, edemeyen gider Şebnemciğim. Ben olsam ağlayarak kaçardım. Ya fazla idare etti. Soyun, Damlam sen nerede yaşıyorsun ya? Allah Allah, yemin ediyorum kabuslar ev burası. Vallahi billahi Adam sahilesi bile daha sevimli. Bak bu böyle olmaz. Bak yol yakınken ben seni kaçırayım. Ya kaçırayım seni. Olmaz böyle. Yok vallahi ben alıştım artık ya. Hissetmiyorum. Sen de son dakikaya kadar iyi kurtardın. Ya o ne biçim baban öyle ya? Böyle yavaş yavaş konuşuyor ya. Allah Allah. Ağlayacaktım ben Hüngür Çakır yemin ediyorum. Neyse. Bak Demir'le sakın buluşmaya kalkma. O şimdi takta uğraşacak seninle. Ararsa falan sakın açma. Ciddiyim ben. Ya tamam ya. Allah Allah. Teşekkür ederiz. Vay be. Lükse bak. Yatağımız harika. Yani fena değil. Şimdi ikinci olarak bütün evimin ve dolapların temizlettirilmesi gerekiyor. Acilen. Ekmek mi su mu ya? Ben de tencere tava diyeceksin sandım ya. Bir ara yemek de yememiz gerekiyor biliyorsun. Ha ben onu hallettim ya. Buzdolabının üstüne... Eve servis yapan büfelerin ve restoranların magnetlerini yapıştıracağım. Tamamdır. Bravo. Üstün başarı, tebrik ediyorum. Evet. Şunları düzenleyeyim. Arzucuğum ne yapıyorsun? Büyü topluyorum canım. Ya sonra yerleştirirsin. Dolaplar daha temizletilmedi dedim, bırak. Ay böyle mi kalsın canım? Allah Allah. Ya bırak, o pis ellerine dokunma şimdi oraya. Son kalan kıyafetlerimi de pisleteceksin. Lütfen. Gel buraya. Seni de kirleteceğim, pisleteceğim, gel. Seni bir daha torunlarımın etrafında görmek istemiyorum. Anlaşma anlaşmadır.
parayı aldığıma göre istekleriniz benim için emirdir Fikriye Hanım. Ara Cem Aslan'a haber ver. Alsın parayı, ortaklıktan vazgeçsin. Sana müjdeli haberim var. Birbirimizden kurtuluyoruz. Birazdan barda ol. Oldu mu? Uyuyorum ama daha. Düşman uyumuyor ama. Chat aradı şimdi. Barda buluşalım diyor. Neden? Ne dedi? Bilmiyorum. Öğreneceğim. Tamam, sen ara beni. Yine çakallıklar peşindesin Chat ya. Gömleği almayacak mısın? Ah, ver alayım. Vazgeçtim, alma. Sana çok yakışıyor. Sen beni kıskanıyor musun? Kıskanmıyorum. Dolapta gömleği göremeyince üzüleceğim. Sen beni değil, onu özleyeceksin. İçinde sen olmayınca. Çok zor olacak. Kavuşmak için bunca zaman bekledik. Bu iki ay çok zor geçecek. Ben oyalanacak şeyler bulurum. Odayı dekore etmek istiyordun. Onunla uğraşabilirsin. Aman almayayım. Sen yokken Fikriye Hanım her şeye karışır. Gel birlikte karar veririz. Anneme takma kafayı. Ciddiye bile alma. Dün gece Ayşegül'le bile nasıl çatıştı gördüm. Gözleriyle dövdü kızı neredeyse. Gerçi Ayşegül kendini ezdirecek biri değil ya. Cem Aslan çok aşık. Annem de biraz ondan korktu. Korkunun ecele faydası yok hayatım. Aa, bunun düğmesi kopukmuş. Ben şunu dikip geleyim. Hadi Leber, o halleder. Oğlum, biraz konuşalım mı? Gidiyorsun, bütün dertler bana kalıyor. İşler, Cem Aslan'ın barı, Ayşegül mevzuları. Hepsi benim başımda. Hadi gel. Buyur anne, konuşalım. Dilek dikiş kutusu nerede? Şunun düğmesi kopmuştu. Ben hallederim. Yok yok, ben yaparım canım. Lütfen Şebnem Hanım. Peki, sağ ol. Sesini yükseltme anne. Burada onlarla ben baş başa kalıyorum. Benimkiler yetmiyor. Şımarık kızla ukala oğlanla vurur. Ya ne kötülüğünü gördün Şebnem? Kadıncağızın senden ödü kopuyor. Senin gözüne girmek için öyle görünüyor. Çocukların babası arayıp sordu. İlgilendi mi? Maddi manevi senin üstündeler. Yeter anne, ayıp. Bu sözlerinin tek kelimesi bile duysa senin suratına bile bakmaz. Yapma demiyorum. Ama kendini de aileni de ezdirme. Of, yeter anne yeter. Ben nelerle uğraşıyorum hiçbiriniz bilmiyorsun. Şebnem. Şebnem. Şebnem bekle. Ben artık bu evde yaşayamam. Bana niye kızıyorsun ha? Ne yapayım anneme?
bağırayım mı, evi mi terk edeyim? Sen bir şey yapamazsan ben yaparım. Memo, neden yemiyorsun? Ha, bir domates, bir peynirdi değil mi? Al bakalım. Haftaya 3-4 günlüğüne Dubai'ye gideceğim. Aa, ne zaman belli oldu? Yani belliydi aslında. Turizm fuarı var. Hı. Ya gitmeyecektim de. Ama istersen beraber gidebiliriz. Sana da değişiklik olur. Hı. Hava da mis gibidir orada şimdi. Ne kadar güzel düşünmüşsün. Ya aslında ne zamandır aklımda da. Biliyorsun işte iş güç falan. Nasıl yapalım peki? Berna da bizimle gelsin olmazsa. Memo ile başa çıkamayız oralarda. Hmm. Nerelerde? Dubai'ye gidiyoruz üçümüz. Yani dördümüz. Berna ile tarihleri de konuşmak lazım. Memo mekan değiştirmekten hoşlanmıyor. Buraya gelirken bile ne kadar çok olay çıkartmıştı. Biz de yanında olacağız. Bir sorun çıkmaz sanırım. Ben ilgilenirim. Burada kalsın. Düzeni bozulmasın. Doğru söylüyor. Berna da evde kalır. İkisi idare ederler. Olur mu? Yan çizmek yok ama. Saçmalama. Ben sen miyim? İlgilenirim dediysem ilgilenirim yani. Tamam Nestişe. Tamam. Ablası sonuçta. İlgilenecek tabii. Ben gideyim şu pasaportlara bakayım. Peşine bakılırsa haberleri iyi galiba. Gözümüz aydın. Baktım sen yapamıyorsun. Gittim kendim uğraştım. Birbirimizden kurtulmanın yolunu buldum. Ah. Al. Ne bu? Ortalama bir hisse çıkardım. Orada çok ciddi para var. Hepsi bu kadar mı? Notere gideriz. Devir işlemlerini yaparız. Ha, eğer para az geldiyse ben üstünü tamamlarım. Bir dahaki ay mesela. Sen beni aptal mı zannettin? Ha? Burayı bırakacağımı mı zannettin? Parayı veren mekanı alır demiştin. Öyle bir şey demedim ben. Burası benim için paradan fazlası artık. Beni buradan atmak istiyorsan bundan fazlasını yapman lazım. Tabii önce ben senden kurtulmazsam. Ah Nergis, silahımı nereye koydunuz? Dokunmadım bile. Nasıl olur ya? Her zaman orada dururdu. Bardaki hissemi almak için para vermeye kalktı bana. Nasıl ya? Kabul etmedim tabii ki. Buluşalım. Nişantaşı'ndaki kafeye gelsin. Tamam. Neslişah. Tabancamı gördün mü? Ne tabancası Ömer? Ne işim olur?
Çetin'i gördün mü? Yok, çıktı erkenden. Ne oldu? Kayıp mı? İyice baktın mı? Çete soracak da sanki doğruyu söyleyecek. Çetin silahla ne iş olur? Ne oldu Ömer'cim? Açmıyor mu? Aradığım kişi şu anda başka biriyle görüşüyormuş. Şeker. Cem Aslan parayı kabul etmedi. Nasıl etmez? Öyle anlaşmadınız mı? Etmedi işte. Ne zaman ne yapacağı belli mi onun? Daha çok para teklif et. Bir yolunu bul. Bunca şeyden sonra aynı çatı altında kalmanızı bile istemiyorum. Duygularımız karşılıklı Fikriye Hanım. Eğer başka bir yolunu bulsaydım emin olun şu an konuşuyor olmazdık. Parayı alırsa ikna olur diyordun. Ne oldu peki? Ayşegül, her şey onun başının altından çıkıyor. Cem'in burada kalmasını istiyor. O da onun gazına geliyor. Akılları sıra ikisi birlik olup beni buradan atacaklar. Tahmin etmeliydim. Bundan sonrasını bana bırak. Ne? Sen karışma. Ben halledeceğim dedim. Ama Ayşegül... halledecekmiş. Ne yapacağım ben? Ne var be ne? Efendim baba. Çetin, tabancam sende mi? Evde mi, odanda mı, nerede? Yok. Yok baba. Neredesin lan sen? Bardayım. Bekle orada. Ey Allah'ım, ne yaptım ben sana ya Rabbim? Bu çocuk doymadı belaya. Ömer'in de artık burasına geldi. Ben çıkıyorum, görüşürüz sonra. Ayşegül dur. Bir şey mi biliyorsun? Efendim Çetin. Tamam, bara doğru geliyordum. Eve döner alırım. Tabii ki kullanmadım, tabii ki bende. Tamam abi, alıp hemen bara geliyorum. Hacet kesin delirmiştir. Böyle bir panikledi. Kafayı yedi yani ama kendini tuttu. Ortada bayağı bir para vardı yalnız, biliyor musun? Yine de teslim olmadım diyorsun. Çet parayı nasıl buldun? Ömer'den almıştır canım. Nereden bulacak? Yok canım, mümkün değil. Ömer boğazlayacaktı Çet'i sabah sabah. Aa. Ya o da hep ucundan dönüyor. Bu sefer ne yapmış? Ömer'in tabancasını almış. Adam küplere bindi. Ha, bir salaklık yapsa uğraş dur diyor. Hadi ya. Ali'nin kumar borcundan sonra almıştır. Korkudan. Sonra? Bilmem. Ben de buradayım, geldim işte. Çet de bela çıkarma konusunda kendini açtı yalnız. Şimdi o silahlı bir şey olsa uğraşıp dururlar. Ya şimdi boş ver de onu. Para işinde bir iş var. Yani Ömer'den almadığına eminim. Çetin de odun göründüğüne bakma. O ne çakaldır o. Biliyorum canım, bilmez miyim, bana mı söylüyorsun? Ne oldu, Çet mi? Aa, yok Ceyla. Efendim? Neredesin Ayşegül? Hemen görüşmemiz lazım. Ben de Cem Aslan'la kahve içiyordum. Ne oldu? Ona hiçbir şey belli etme. Ortalığı yeterince karıştırdın. Toparlamanın zamanı geldi. Tamam, tamam, geliyorum. Neredesin? Evden çıkıyorum şu anda. Gider ayak beni böyle çaresiz bırakma Şebnem, bir şeyler söyle. Sen git. Ben de eve dönüyorum. Sen geldikten sonra beraber karar veririz. Tamam. Ben bir yere gitmiyorum, vazgeçtim, iptal ettim. Böyle bir şey yapmanı istemiyorum. Eğer böyle bir şey yaparsan ben daha çok üzülürüm. İki aydan bir şey olmaz zaten. Birlikte gidelim. Yok artık. Evet, ne var bunda?
İki ay deyip duruyorsun. Meriç bir süre ağabeyinin yanında kalır. Demir aklı başında bir çocuk. Kardeşine sahip çıkar. Bir kere sorsana. Böyle bir şey soramam. Benim için, bizim için çıkamadığımız balayı yapamadığımız tatiller olarak düşün. En azından bir kere sonra. Baba. Hoş geldin. Gel. Ne içersin? Az şekerli. Lan eşek herif. Tabancam nerede? Ali de hemen getiriyor. Lan oğlum sen manyak mısın lan? He? Şuursuz musun? Bir de ona mı verdin tabancayı? Sen hiç hayatında ateş ettin mi? Hı? Öyle sıktım ettim muhabbetinden bahsetmiyorum. Karşında insan varken hiç ateş ettin mi? Parmağının küçücük bir hareketi. Minicik. Tık. Bitti. Hayat bitti. O zaman anlarsın tabancanın ne demek olduğunu. Kullanmayacaktık zaten. Kendimizi korumak için aldık. Çetin. Kendini silahla koruyan silahla ölür. Söyle o ot kafalıya hemen getirsin. Hemen. Emrah telefonu versene. Barın anahtarını unutmuşum. Ödüm koptu. Benim de. Efendim. İyi, fena değil. Ne yapıyorsun? Tamam, buluşalım. Yok bir şey, anlatırım gelince. Hadi bay bay. Buldun mu anahtarını? Çetin. Efendim abi. Tamam geliyorum. Hemen geliyorum. Çetin kapıda kalmış. Benim gitmem lazım. Bay bay. Ben de suyla buluşacaktım. Ne haber tatlı su balığım? Bana sevimli davranma. Ne dedi Demir? 4 gibi buluşalım mı dedi. Sen ne dedin? 4:30 olur mu dedim. Ne dedin? Ne işi var senin Demir'le? Niye buluşacaksın Demir'le? Tamam, tamam. Hemen telefonu kapatıyorsun, ortadan kayboluyorsun, tamam mı? Aa, telefonum çalıyor. Kusura bakma, bakmam gerek. Efendim Demir? Öldürürüm seni bak. Vallahi şu an işim çıkıyor olabilir yani. Sakın, sakın. Tamam, eyvallah. İptal ettim de bana. Ama su kabağım yani şimdi o kadar ısrar etti ki ben hayır desem olmazdı. Çok ayıp olurdu yani. Bir de foyamız ortaya çıkar. Of! Of şimdi! Şimdi imdat diye bağıracağım ya! Ya Saygı sen anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Seni parayla tuttuğumu öğrenirse ben rezil olacağım ya. Tamam ya, tamam. Sen otele git. Ben de biraz beklerim. İşim çıkar giderim. Tamam bir daha olmaz ya. Allah Allah. Tamam. Tamam bir daha olmaz. Tamam. Tamam sakinim. Oh, sakin. Tamam, tamam. Vay vay vay. Kafanı kurdun bekliyorsun. Az kaldı. Birazdan düşecek. Ya olayı ne o çocuğun? Hadi onu geçtim senin olayın ne? Ne yaptığını bir anlatsan.
Bak şimdi, Su bana bir numara yaptı. Ben de numarayı çaktım. Ama onun bundan haberi yok. Şimdi de onun numarasını kendim için kullanıyorum. Ha. Kolay gelsin abi. Ben işime döneyim o zaman. Seninkiler değil mi abi? Abi. Aa, anne. Hayırdır? Ne oldu? Şimdilik bir şey yok. Önce bir konuşalım da. Yine başına kalıyorum abicim. Tamam, oturalım şöyle. Ben zaten başından beri git diyorum. Temelli gidecek değilsin ya. Biz idare ederiz. Hadi Meriç'i geç. Bana hiç mi güvenmiyorsun? Biliyorum da işte şimdiye kadar sizden hiç ayrı kalmadım ki. Ay anne, sulu gözüm benim. Çatal karam. Ya bu kadar üzülme, askere gitmiyorsun. Ya evet, özleyince, isteyince gelirsin. Hem o kadar uzak değil ki. Otobüsle Van'a gidiyormuş gibi düşün. Nasıl bir düşünce abi ya? Saat olarak diyorum ben. Neyse. Bak biz gideriz, Meriç'in eşyalarını alırız. Her şey eskisi gibi olur, tamam mı? Emre'yi de git anne. Biraz da kendin için yaşa. Tamam. Tamam ama çok kısa kalacağım. Tamam. Abi, bence asıl sorun ne biliyor musun? Biz annemsiz değil, annem bizsiz ne yapacak? O ona üzülüyor. Gel, gel, gel. Gel. Biz şu hareketleri gel, iş yerinde yapmasak. Efendim canım, giriyorum şimdi içeri. Dur dur Arzu, girme. Zemin'in otelden çıktığına emin ol. Birazdan ben de oradayım. Ne oldu ki? Ya Demir Saygın'la buluşmaya çalışıyor. Her şeyi öğrenecek. Engel olmamız lazım. Geliyorlar. Kim derdi ki yeniden buluşacağız? Kim kimin yoluna çıkıyor sence? Derdinin ne olduğunu biliyorum. Alemden uzak dur. Cem'den uzak dur. Bıdı 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 bıdı. Daha önce de söyledin. Bir işe yaradı mı? Ben işe yaramayan bir şeyi ikinci defa yapar mıyım Ayşegül? Yapmazsınız herhalde. Değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmeyi öğrendim ben kızım. Nasıl yani? Aslan Cem sana kapıldı. Senden başka herkese kör sağır. Evet. Sadece beni dinliyor. Madem sadece seni dinliyor, yapması gerekenleri ona sen söyleyeceksin. Ona ne yaptırmamı istiyorsun? Chat'le ortaklığını bitirsin. Kırk saat sizi bekleyemem. Ondan alınca tabancayı hemen bana getir. Ben evde olacağım. Şimdi gelir zaten baba. Mesaj attı. Ben bütün gün sizi bekleyemem. Bak Çetin. Ulan ben seni tehdit etmekten yoruldum. Sen hala akıllanmadın mı? Tamam baba, sen merak etme, akşam getireceğim. Evcilik mi oynuyor ya?
Çetin. Fındıklı da sıkıştım kaldım abi. Anca gelebildim, kusura bakma. Ömer amca nerede, gitti mi? Söve söve gitti. Sana da sövdü, merak etme. Çetin çok özür dilerim ya. Bilseydim burada bırakırdım. Olan oldu artık. Akşam ben götüreceğim hazretlerine. Acelesi yok. Gel, şuraya konuşacaklarımız var. Emre. Bir kahve yapsana. Ay, en son ben Demir'i takip ediyordum. Ne zaman işler tersine döndü? Ya meydanın neresine duracağını söyledi ki bu çocuk. Bilmiyorum, Demir meydana gel demiş, o kadar. Ay dur bir dakika. Ha işte orada. Aa Saygın. Demir de orada. Nereye gidiyor ki bunlar ya? Hadi yürü. Nereye doğru, ben şuna. Dikkat et. Bir şey itiraf edeyim. Aslında ben Bilavro'dan pek anlamam. Ama senin durumuna göre iddialı olabilirim. Ha burası, gel. Burası mı? Ha. Ben burayı pek sevmedim. Gidelim ya. Yok yok, gel gel. Ay Demir, niye getirdi şimdi bu çocuğu buraya? İyi bir şey için olmadığı kesin. Hadi park et artık sen de. Nereye park edeyim ya? Şu ileri doğru ilerle bakalım o zaman. Neredeyiz ya? Çet utanmadan beni tehdit etti. Ne de olur yoldan çözmeye çalıştı. Bu defa aslan Cem ikna olmadı. Çettir, yapar. Peki ben neden Cem aslını ikna edeyim? Çünkü torunumun başı belaya girsin istemiyorum. Çünkü aslan Cem'in olması gerektiği yer orası değil. Buna sen karar veremezsin. Nerede isterse orada olur. İster barda, ister... Babasının yerinde. Onu işlerin başına mı getireceksin? Başını boş bırakacak değilim. Ama evet. Sen nerede olmak istiyorsun, ona karar ver. Yeraltı barının kraliçesi mi? Şirket yöneticisi genç bir adamın baş tacı mı? Ben en üstte olmak istiyorum. O zaman aslan Cem'i ikna et. Chet'le ortaklığı bitirsin, ait olduğu yere gelsin. Seninle birlikte tabii. Nereye bırakayım? Şimdi öğreniyorum. Alo Çetçim, bil bakalım hayatın kimin ellerinde? Ayşegül, şu anda seninle... Uf, uzatma. Cem Aslan'dan kurtulmak istiyor musun, istemiyor musun? Söyle bakalım. Hadi oynamayacak mıyız? Ya gidelim ya, ben bu mekanı sevmedim. Niye be? Ne güzel mekan işte. Hadi. Oo, ne haber? Eyvallah, kolay gelsin. Eyvallah. Erkan, tanıyor musun arkadaşı? Yoksa
Saygın mı tanıyor? Aferin lan. Öğrenmişsin adımı. Başın göğe erdi mi? Dur bakalım. Yalan dolanlarla beni aptal yerine koyuyoruz. Ama hiç fena değilsin ha. Bir ara az daha inanıyordum sana. Lan. Ukala. Senin daha bilmediğin çok şey var. Bir de kaç para aldığını bilmiyorum. Bir de sen herkese gidiyor musun böyle? Lan. Lan senin bir alt bildiğin yok lan. Ben suya aşığım lan. Aşığım. Ha? Ha? Emrah, sen o işleri bırak da depodaki işleri hallet, olur mu? Tamam efendim. Cem Aslan'dan kurtulmak ne demek abi ya? Nasıl yapacakmış onu? Bilmiyorum. Bilmiyorum Ali. Bilsem ben yaparım zaten. İyi, git konuş bakalım. Belki gerçekten yardım eder. Ya saçmalama. Ayşegül bana niye yardım etsin? Kesin yine bir şeylerin peşindedir o. Bir kere de inan abi. Ne kaybedersin ki? Ali. Silahı kasaya kilitle. Ben akşam babama götürürüm. Ali. Cem'e dikkat et. Birazdan damlar. Ali Bey, bunları ne yapayım? Nuratcığım, onların burada ne işi var ya? Gel beraber bakalım. Şimdi sana çok kızacak Cet. Ayşegül, bana oyun oynama. Bu da Cem'le çevirdiğiniz oyunlardan biri mi? Onun hiçbir şeyden haberi yok. Fikriye'nin ayağıma geldiğini, ikinizin de elimde olduğunu bilmiyor. Ne Fikriye'si? Sen ne yapabilirsin ki Fikriye'ye? Cem Aslan'ı ikna edebilirim. Hadi ama. Fikriye'ye kadar bunu sen de biliyorsun. İstesem Cem Aslan şimdi barı terk eder.
Bir saat konuşsam bile yeter. Her şey benim elimde. O zaman konuş. Cemal seni ikna et Ayşegül. Bana yardım et. Sana neden yardım edeyim? Bana bunun için bir tek neden söyle. İçini yakacak, düşsem bile.